İngiliz Daily Express gazetesi, İngiliz hükümetinin gerektiği takdirde tatil için Türkiye'de bulunan ve sayıları 50 bin civarı olan vatandaşlarını kurtarmak üzere askeri bir operasyon planladığını yazdı. İkinci bir darbe girişimi sonrası iç savaş çıkma ihtimaline karşı İngiliz birlikleri Türkiye'nin komşusu Kıbrıs'a geçmişler ve özel kuvvetler destek mangası ve silahla donanmış yetkili askerler burada hazır durumda bekletiliyorlarmış. Yani daha önce olmuş böyle bir şey. Geçmişler buraya, evet. Ama hayır, bundan sonrası için mi hazırlık yapıyorlar? Evet, bundan evet sonrası yeni için. geçişler, bundan sonrası için. Ha, bu evet işte işgal düşünüyor Evet. İngilizlerin devleti. İşte buna karşı halkın, milislerin silahlanması Evet. gerekiyor. Bir de gerekiyorsa İngiltere'nin o sözünü kapatmak için İngiliz vatandaşlar varsa çıkışları için efendim uyarabiliriz. Evet. Yani operasyon mu operasyon falan böyle bir konu olmaz. Biz herkesin güvenini sağlarız. Gelene de o zaman aynı muameleyi yaparız. Bu da iç açıcı olmaz. Yani kendilerini güçlü zannediyorlar ama zannettikleri gibi olmaz. Tabii. Akıllarını başlarına alsınlar. İnşallah. Halka da ateş etme yetkisi vermişler. İngiliz askerlerine, yani Türk halkına ateş etme yetkisi verilmiş. Bu da çok karanlık bir olay. Çok miktarda uçak savarı her yere koysunlar. Yani bunu seyretmesinler. Çünkü Türkiye'yi bölemediler, böyle bölmeyi düşünüyorlar. Yani savaş ortam meydana getir falan. Bunu bekletmenin bir alemi yok. Tehlike kapı da görülüyor. Evet. Kraliyet donanması, savaş gemileri de hareket halindeymiş. Süfyan önce bir ordu gönderiyor. Onlar hezimete uğrayınca içinde 600 yabancı olan bir orduyu yolluyor Deccaliyet. İkinci ordu yabancılardan oluşuyor hadiste. Onun için İngilizlerin devletinin azgınlığına karşı dediğim tedbirin alınması lazım. Uçak savar. Özellikle tank savar, uçak savar. Yüzlerce jet ve helikopterle saldırmayı düşünüyormuş İngilizler. Çok dikkatli olmak lazım. İlk saldırı yapan küçük Deccal'dir diyor. Küçük Deccal diyor peygamber, büyük Deccal'in ileri karakoludur diyor. Bak, büyük Deccal'in ileri karakoludur. Rumuzat-ı Semaniye de geçiyor. Yani Süfyan ve Deccaliyet iç içeler. Süfyan'ı ileri karakol olarak kullanıyor Deccaliyet. Milis denesinler ya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de. Ya, aklı başında adamlar var, yani bir şey olmaz. Milis, belki milis üniforması da yapılabilir. Değil mi? Yani eğer güvenlik açısından düşünüyorlarsa milis üniforması mümkün. Yani silahlı olduğunda üniformayla, milis üniformasıyla gezmesi mecbur hale getirilebilir. Bir de 50 bin İngiliz ne zaman geldi bize? Var mı o kadar İngiliz Türkiye'de? Alanya, Fethiye vardır. Kuzeyde çok yerleşmiş durumdalar. Ha, öyle mi? Yaşıyor orada. Emekleri çoğu yaşıyor. Emekte dedeler, neneler falan. İyi, tamam. Onlar bahane olarak kullanıyorlar. Yoksa Türkiye'nin aklı başında bir devlet olduğu belli. Ama işte kalitesiz bir topluluk haline getirmeye çalışıyorlar kendi kafalarınca. Onun için gelenekçi Ortodoks sistemi de destekliyor bunlar. Mesela Mısır'da desteklediler, Mısır'ı mahvettirdiler. Mesela İhvan hareketinin içinde de İngilizlerin devletinin çok adamı vardı. İhvan'ı gelenekçi Ortodoks çizginin içerisinde adeta boğdurdular. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, efendim Mısır'da, her yerde helak oldular. Deccal'in en çekindiği şey kalitedir, sanattır, güzelliktir, sevgidir. Deccal'in zehiridir bunlar. Zehir etkisi yapar. Sevgi, kalite, güzellik, sanat, estetik. Onun için hükümet bu konulara çok önem vermesi gerekir.